Geçen dersimizde yeni bir konu olan entropi kavramını tartışmaya başlamıştık. Hatırlarsanız, bir ısık makinesinin verimi ve tersinor olarak neyin yapılabileceğini gösteren bazı ifadeler yazmıştık. Bu ifadeler bir ısı makinesinin veya soğutucunun çalışması ve bunlar üzerindeki sınırlamaları göstermekteydi. Bunlara tekrar değineceğiz. Bugün yapmaya çalışacağım şey geçen dersimizde gördüğümüz sözlü ifadelere karşılık gelecek şekilde ikinci yasaya matematiksel bir ifade getirmek olacak. Geçen hafta gördüğümüz işlemleri kısaca tekrarlarsak, hatırlarsanız önce ısı makinesine bakmıştık. Burada bir sıcak ısı deposu vardı T1 sıcaklığında. Ve bu çevrimsel çalışan bir makineye bağlıydı. Bu makineden elde edilen iş W olarak gösterilmişti. Ve elimizde bir de soğuk ısı deposu vardı. Ve bu daha düşük sıcaklık olan T2 sıcaklığında bulunuyordu. Burada çizdiğim şekle göre Q1 pozitif değerde. Çünkü sıcak ısı deposundan sisteme doğru akıyor. Ve bundan belli bir miktar iş elde edilmekteydi. Dolayısıyla eksi W değeri de artı değer ve eksi Q1 değeri de artı bir değer. Çünkü ısı soğuk ısı deposuna aktarılıyor. Daha önceden gördüğümüz gibi bu sistemin çalışması için bu aşağıdaki kısım son derece önemliydi. Bu sistemi çevrimsel olarak çalıştırıp ısıyı direkt olarak işe dönüştürülmesi mümkün değildi hatırlarsanız. Yani aldığımız ısının bir kısmını soğuk ısı deposuna aktarmadan iş elde etmek mümkün değildi. Yani ısının tamamı işe döndürülemiyordu. Olsa mükemmel olurdu ama imkansız. Şimdi de bu işlemleri tersine çevirip bir soğutucu yapmaya kalkalım. Yani elimizde bir soğuk ısı deposu olsun ve bundan bir Q2 ısısını çekelim. Ve bunu direkt olarak sıcak ısı deposuna pompalayalım. Bunu yapabilmemiz için daha önceden de gördüğümüz üzere bu sisteme bir iş yapmamız gerekir. Başka bir deyişle sistem üzerine belli bir iş yapmadan soğuk ısı deposundan sıcak ısı deposuna ısı aktarmamız mümkün değil. Burada Q2 büyüktür 0, W büyüktür 0 ve eksi Q1 büyüktür 0. Evet. Bu da yukarı doğru olan ısı akışı. Bunlar geçen hafta incelediğimiz diyagramlar. Bunlara termodinamiğin ikinci yasası için bazı ifadeler de eklemiştik. Bunları tekrar yazmayacağım. Tabii Clausius ifadesine göre çevrimsel olarak çalışan bir sistemin soğuk ısı deposundan ısı çekerek bir kısım işi ısıya çevirmeden bunu sıcak ısı deposuna aktarması söz konusu değildi. Bu tabii bir soğutucu
sistem için geçerli. Görüldüğü gibi sistemin çalışması için sisteme bir iş yapılması gerekiyordu. Aynı şekilde Kelvin de ısı makinesi için benzer bir ifade ortaya koymuştu. Buna göre de sıcak ısı deposundan ısı alınıp işe çevrilirken bir kısım ısının soğuk ısı deposuna aktarılması gerekmekteydi. Şimdi yapmak istediğim şey özel bir çevrim alıp tüm bu olayları onun üzerinden göstermek. Ve şu ana kadar öğrendiğimiz termodinamik hesaplamalar sayesinde tüm hesaplamaları yapmak, termodinamik parametrelerin ne olduğuna bakmak ve bu parametreleri kullanmak suretiyle entropi de dahil olmak üzere ilgili verileri ortaya çıkarmaktı. Şimdi göstereceğim makine Carnot makinesi. Bunun dayandığı çevrime de Carnot çevrimi adı verilir. Bu çevrim aşağıdaki gibi devam eder. Burada bir basınç hacim işi yapacağız. Bunlara zaten aşinasınız. Burada bir noktasından başlayıp iki noktasına gideceğiz. Ve bu T1 sıcaklığındaki bir izoterm olsun. Buradaki tüm basamakların tersinir olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Dolayısıyla bu bizim birinci basamağımız. Daha sonra bir adiabatik genleşme yapacağız. Bu biliyorsunuz izotermal bir genleşmeydi. Adiabatik genleşme bu yolu takip ederek 3 noktasında bitiyor. Tabii bu noktada sıcaklık farklı. Daha sonra bir izotermal basamağımız daha var. Bir sıkıştırma işlemi. Bu da 4 noktasına kadar uzuyor. Ancak bu farklı bir T2 sıcaklığında olan bir izoterm. Tabii bu daha düşük bir sıcaklık çünkü adiabatik bir genleşme yaptık. Adiabatik genleşme sırasında sistemin soğuduğunu biliyoruz. En son olarak bir adiabatik basamağımız daha var. Adiabatik bir sıkıştırma. Ve bu basamak sonunda çevrim tamamlanıp başlangıç noktasına tekrar geri dönüyoruz. Dolayısıyla çevrimimiz bu işte. Çevrimleri çok farklı şekillerde yapabiliriz. Bu en basitlerinden biri ve tüm basamaklarına gayet aşinayız. İşte yukarıda çizdiğimiz diyagrama karşılık gelen çevrim bu. Şimdi her basamakta neler olduğuna teker teker bakalım. 1 2 basamağı arasında neler oldu? Bu bir izotermal genleşme basamağı. T1 sıcaklığında ve dolayısıyla buradaki delta U değeri Q1 artı W 1'dir. 2 tire 3 basamağı bu bir adiabatik genleşme. Dolayısıyla bu basamakta Q eşittir 0, delta U değeri de W 1 üstüne eşittir. Burada W1 ve W1 üssü terimlerini genleşme basamaklarındaki işleri göstermek amacıyla kullanacağız. 3 tire 4 basamağı izotermal bir sıkıştırma. Buradaki delta U ise Q2 artı W2 en son olarak da 4 tire 1 basamağıyla çevrimi tamamladığımızda bu basamak adiabatik bir sıkıştırma olup Q eşittir 0'dır. Delta U değeri de W2 üssü şeklinde gösterilir. Bu çevrimden elde edilen toplam iş çevrimin içindeki alan olarak verilir. Buna da büyük W diyelim. Büyük W. Bu değer burada listelenen tüm değerlerin eksi işaretlisidir. Çünkü bunların hepsi
evrenin sisteme iş yaptığı şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla bu eksi parantez içinde W1 artı W1 üssü artı W2 artı W2 üssü şeklinde yazılır. Isı girdisi ise sadece Q1'dir. Isı girdisi sadece Q1'dir. Bunu da büyük harf Q olarak tanımlıyoruz. Burada esas olarak bulmak istediğim şey bu çevrimin veriminin ne olduğu. Verim pratik olarak elde edilen işin verilen ısıya oranı olarak tanımlanır ve bu değerin mümkün mertebe büyük olması istenir. Dolayısıyla verim elde edilen iş bölü verilen ısı. Tabii bu değerde büyük W bölü büyük Q değerine eşittir. Bu değer hatırlarsanız eksi tüm bu değerlerin toplamı bölü Q1 şeklinde olur. Büyük Q1 şeklinde olur. Bu birinci kanundan bu basamakların tamamını incelemiştik zaten. Burada da bir çevrim yapıyoruz biliyorsunuz. Peki bu çevrimin sonunda delta u gibi hal fonksiyonlarının değişimi hakkında neler söyleyebiliriz? Örneğin delta u'nun bu çevrim sonunda değeri nedir? Burada sizden cevap veriyorum. Delta u nedir? Mükemmel, harikasınız. MIT öğrencileri tabii farklı. Birinci kanuna göre çevrimi tamamladığımızda delta u'nun çevrim integrali sıfır olur. Sıfırdı. Buradan bu değerin tüm basamaklar için Q bir artı Q2 toplamına eşit olduğu görülüyor. Buradan eksi Q1 eşittir. Eksi W1 artı W1 üssü artı W2 artı W2 üssü parantez kapat oldu açıkça görülür. Şimdi de verimi formüle edelim. Yukarıdaki toplam yerine doğrudan Q1 artı Q2 koyarız. Dolayısıyla verim Q1 artı Q2 bölü Q1 olur. Veya bunu 1 artı Q2 bölü Q1 şekline dönüştürebiliriz. Tamam. Bu zaten bizim hali hazırda bildiğimiz bir şeyi ortaya koymakta. Yani verim daima birden küçük. Zaten elimizde bir değeri var. Buna artık bir de Q2 bölü Q1 değerini ekliyoruz. Burada görüldüğü üzere eksi Q2 değeri pozitif bir değer çıkmakta. Çünkü ısı bu yönde akıyor ve bu yönde akan ısı negatif işaretlenir biliyorsunuz. Dolayısıyla Q2 bölü Q1 değeri negatif oluyor. Bildiğiniz gibi Q1 zaten pozitif bir değer. Çünkü bu sıcak depodan makine yakan ısıdır. Dolayısıyla buradaki verimin değeri de birden küçük olur. Tabii buradaki amacımız bunun ne olduğunu bulmak. Şimdi bu hususu daha detaylı inceleyelim. Evet. Daha detaylı inceleyelim. 1, 2 basamağı ideal bir izotermal basamakta. Burada Carnot çevrimini ideal bir gaz için yapacağız. Elimizde evet. Elimizde ideal bir gaz var. İzotermal bir işlem yapıyoruz. 1, 2 basamağı ideal bir izotermal basamak. Bunun için delta U değeri nedir? Bunu defalarca tekrarladık. Bunların hepsi aynı. Dolayısıyla delta U değeri ne söyleyeyim bakalım. Doğru, delta U değeri eşittir 0. Dolayısıyla Q1 eşittir eksi W1 şeklindedir. Bu bir izotermal genleşme. Dolayısıyla
dW eşittir eksi pdV. Dolayısıyla Q1 değeri pdV değerinin 1 ile 2 arasında alınmış integraline eşit olur. Bu bir ideal gaz ve izotermal bir değişim olduğundan P eşittir RT bölü V olur. Bunu 1 mol gaz için yapıyoruz. Bu da RT1 dV bölü V olur. Bu da ln V2 bölü V1 olur. Pekala. İki, 2'den 3'e işlemine bakalım. 2 tire 3 işlemi. Bu işlem bildiğiniz gibi adiabatik bir işlem. Dolayısıyla delta U doğrudan işe eşit. Ancak biz neler olduğunu biliyoruz. Sıcaklık T1'den T2'ye değişiyor. Dolayısıyla delta U eşittir CV çarpı T2 eksi T1 olur. İdeal gazlarda hatırlarsanız dU eşittir CV dT idi. Bu da direkt olarak W1 değerine eşit. Bu ters sinir adiabatik bir yol. Şimdi sizin de hatırladığınıza emin olduğum bir yol yazacağım. T2 bölü T1 eşittir V2 bölü V3. Bu alt indisler sizin kafanızı karıştırmasın. Çünkü burada 2 halinden başlayıp 3 haline gidiyoruz. Burada sıcaklık da T2 sıcaklığı. Her neyse, T2 bölü T1 eşittir V2 bölü V3 üzeri gamma eksi 1 şeklinde yazılır. Şimdi 3 tire 4 işlemine bakalım. Bu da ideal gaz kullanılarak yapılan izotermal bir işlem. Tekrar size sormayacağım. Delta U eşittir 0 ve Q2 eşittir eksi W2. Bu da 3'ten 4'e PdV'nin integrali demek. Buradan RT2 ki burada T2 daha düşük bir sıcaklık ln V4 bölü V3 bulunur. Bunlar bu yol boyunca elde ettiğimiz iş ve ısı değerleridir. En son 4'ten 1'e geri döndüğümüzde Q'nun 0 olduğunu biliyoruz zaten. Ve delta U da bildiğiniz gibi CV çarpı T1 eksi T2 olacak. Çünkü değişim T2'den T1'e doğru oluyor. Bu da direkt olarak W2'ye eşit. Aynen yukarıda olduğu gibi burada da elimizde ters sinir adiabatik bir yol var. Dolayısıyla T4 bölü T1 değeri V4 bölü V1 değerinin gamma eksi bir üssü değerine eşit olmalı. Pekala. Pekala. Durum buysa o değer şu değerin tamamen tersi ve bu değeri de bunun tersi olması gerekir. Bu iki değeri birleştirirsek V4 bölü V1 değerinin V1 bölü V2 değerine eşit olduğunu buluruz. Görüldüğü üzere adiabatik yollar arasındaki hacim değişimleri arasında bir ilişki bulmuş olduk. Evet.
Şimdi de verime bakalım. Hatırlarsanız verim eşittir 1 artı Q2 bölü Q1 idi. Burada Q1 ve Q2 için bulduğumuz eşitlikleri yerine koyalım. Q2 bölü Q1 değerlerini aldığımızda R'ler birbirini götürecek ve elimizde bir sıcaklık oranı kalacak. Ayrıca logaritmik değerlerin oranı geride kalacak. Bu değer T2 bölü T1 ln V4 bölü V3 bölü ln V2 bölü V1. Bu hacimler arasında zaten şu ifadeyi çıkarmış olduk. Buradan V4 bölü V3 eşittir V2 bölü V1 yazılır. Sadece yukarıdaki ifadeyi ters çevirdim, o kadar. İşte burada da V4 bölü V3 değeri var. Affedersiniz, bu V2 bölü V1 olacaktı. Dolayısıyla bu yukarıdaki değer aşağıdaki değerin tersine eşittir. Buradan logaritmik değerlerin oranı eksi 1 olarak bulunur. Affedersiniz. Burada bir değerini unutmuşum. Onu da yazayım. Buradan elimize 1 eksi T2 bölü T1 ifadesi geçer. Ve bu verim için nihai ifadedir. Nihai verim ifadesi. Harika. Elimizde verim için bir ifade var ve bilmemiz gereken yegane değerler sıcaklık değerleri. Eğer sıcak ısı deposunun sıcaklığıyla soğuk ısı deposunun sıcaklığı biliniyorsa işimiz tamam demektir. İşte verim ifadesini bulduk. Beklediğiniz gibi bu birden küçük bir değer. Biz bir makine yaparken bu değerin mümkün mertebe büyük olmasını ve 1'e yaklaşmasını bekleriz. Bunun anlamı sıcak ısı deposunun mümkün mertebe sıcak, soğuk ısı deposunda mümkün mertebe soğuk olması gerektiğidir. Prensipte düşük ısı deposunun sıcaklığı sıfıra yaklaştıkça bu değer 1'e yaklaşır. Eğer bu sıfır Kelvin'e yaklaşırsa, bir dakika, bir dakika. Hayır, bu T2 değeri olacak tabii ki. T2 değeri, yani soğuk ısı deposunun sıcaklığının sıfıra gitmesi lazım. Ve verimimiz de 1'e yaklaşır ve yapabileceğimiz en iyi şey de budur. Bu son derece mantıklıdır. Çünkü tam bu düzenek sıcak ısı deposundan soğuk ısı deposuna ısı aktarım prensibine göre çalışmaktadır. Dolayısıyla soğuk ısı deposu ne kadar soğuk, sıcak ısı deposu da ne kadar sıcaksa bu o kadar iyidir. Çünkü o kadar iş elde ederiz ve verim değerini de 1'e yaklaştırabiliriz. Bir açıdan birinci yasa size ödeşebileceğinizi söyler. Size enerji ile ısı arasında bir ifade sağlar ve buradan siz de tüm ısıyı işe çevirebileceğinizi düşünürsünüz. Ancak ikinci yasa bunu yapmanın pek mümkün olmadığını ve bunun yegane yolunun sıfır Kelvin'de çalışmak olduğunu söyler. Peki, üçüncü yasanın bize ne dediğini tahmin edebiliyor musunuz? Üçüncü yasa bize şunu söyler: sıfır Kelvin'e erişmeniz mümkün değildir. Çok kısa bir zamanda bunu göreceğiz. Elde edebileceğiniz en ideal durum budur. Verimi 1'e yaklaştırmak. Yine erişebileceğimiz en yakın değer budur.
Evet. Şimdi Q2 bölü Q1 değerinin eksi T2 bölü T1 değerine eşit olduğunu biliyoruz. Bunu düzenlersek Q1 bölü T1 eşittir eksi Q2 bölü T2 olur. Veya başka bir deyişle Q1 bölü T1 artı Q2 bölü T2 eşittir 0 şeklinde yazılır. Q1 ve Q2 değerleri bu tersiner ve sabit sıcaklık boyunca taşınan ısının integralidir. Q1 bölü T1 değerini daha önce gördüğümüz S1 değerine eşitleyebiliriz. Bunun anlamı dQ tersinir bölü T değerinin çevrim integraline baktığımızda bunun sıfır olduğudur. dQ tersinir bölü T'nin çevrim integrali sıfır. Bu değerler bunu göstermektedir. Pekala. Bu makineyi tersine çalıştırmak suretiyle bir soğutucu da yapmamız mümkün. Son sömestrede aldığımız 98 kursunda bunu açıklamaya çalışmıştım ancak oradaki açıklamalar biraz karmaşıktı. Burada verim yerine artık farklı bir değer kullanmamız lazım. Kullanacağımız bu değerin adı performans katsayısı. Performans katsayısı bunun hesabı aşağıdaki gibidir. Eta ile gösterilen performans katsayısı Q2 bölü eksi W olarak verilir. Başka bir deyişle bunun anlamı verdiğimiz işin karşılığı olarak soğuk ısı deposundan ne kadar ısı çekebileceğimizdir. Bu değer ne kadar büyükse o kadar iyi bizim için. Bu değeri Q2 bölü eksi parantez içinde Q2 artı Q1 şeklinde yazarız. Bunun en net açıklaması çekilen ısı bölü verilen iş şeklindedir. Bunu tekrar yazıp her şeyi Q1'e bölersem Q2 bölü Q1 bölü eksi parantez 1 artı Q2 bölü Q1. Bunu böyle yapmamın sebebi Q2 bölü Q1 değerinin eksi T2 bölü T1'e eşit olduğunu bilmem. Dolayısıyla bu değer eksi T2 bölü T1 bölü eksi parantez içinde 1 eksi T2 bölü T1 değerini alır. Pay ve paydayı T1 ile çarparsak bu da T2 bölü T1 eksi T2 çıkmıştı. Bu da bizim eta değerimizdir. Yani performans katsayısı. Bu değer soğutucunun ne kadar verimli çalıştığını gösteren bir ölçüttür.
İkinci kanunun yaptığı şey ısı makineleri durumunda ısı sıcak depodan çekilen ısının ne kadar işe çevrileceği veya soğutucu durumunda soğuk ısı deposundan çekilen ısı için en az ne kadar işin ısıya çevrilmesi gerektiği hususlarında bazı sınırlamalar getirmesidir. Kalitatif olarak ikinci kanun sizin günlük gözlemlerinizi teyit eder. Örneğin dışarıdan bir katkı sağlamadığınız sürece ısının soğuk ısı deposundan sıcak ısı deposuna akmayacağını bilirsiniz. Yani sizin kendinden olan olayların yönü hakkında gözlemlerinize açıklama getirir. Bu kanunu daha derinden incelemek suretiyle kendiliğinden olan olayların yönünü birçok işlem, hatta her işlem için belirleyebiliriz. Tabii doğru bir şekilde analiz edildiği takdirde bunun için ilk olarak Carnot makinesini elde ettiğimiz sonuçların bir genellemesini yapmamız gerek, ama bunun özel bir durum olduğunu ve sadece belli bir tip makinenin formülize edilerek belli sonuçların açıklandığını, verim ve termodinamik değerlerin hesaplandığını düşünebilirsiniz. Peki bu genellenebilir mi? Şimdi buna bakalım. Burada yeni bir makine yapalım. Bu makine iki tane makinenin yan yana konulmasıyla, kullanılmasıyla oluşsun. Bunlardan biri bizim Carnot makinemiz olsun. Diğeri ise herhangi bir ters sinir makine olsun. Carnot makinesinde elde ettiğimiz sonuçları genellemek için bir sıcak ısı deposu alalım. Bunu biraz büyük çizdim. Zaten bunun büyük olması gerektiğini de biliyoruz. Bu şekilde bundan ısı çekerken sıcaklığı değişmez. Bunun sağ tarafına bir makine çizeceğiz. Ve buna Carnot makinesi diyeceğiz. Bunun ilgili değerlerini Q1 üssü, W üssü ve Q2 üssü diyelim. Bu okları artı yönde çizdim. Burası da bizim soğuk ısı depomuz. Bu da bizim daha önceden gördüğümüz Carnot makinesi. Bunun anlamı, daha önceden Carnot makinesi için çıkardığınız sonuçların sadece bu durum için geçerli olduğu. Bunun tam yanı başında bir başka ters sinir makinemiz olsun. Ters sinir makinemiz daha var. Bunun için olan aktarılan ısı değerini Q2 işe W ve alınan ısıya da Q1 diyelim. Dolayısıyla her ikisi için de verim değerlerini tanımlayabilirim. Buna göre soldaki makine için olan verim değeri eksi W bölü Q1, sağdaki makine için olan verim değeri de eksi W üssü bölü Q1 üssü olur. Burada bu iki verim değerinin bir şekilde birbirlerinden farklı olduklarını farz ediyoruz. Teta demiyoruz. Epsilon üssü değeri epsilon değerinden daha büyük olsun. Yani soldaki makine sağdaki Carnot makinesinden daha düşük bir verimle çalışıyor olsun. Tabii bu makine de tersinir. Dolayısıyla bu makineyi ileri veya geri yönde çalıştırabiliriz. Bu makineyi geri çalıştıralım. Dolayısıyla çıkan işi bir girdi olarak, affedersiniz, Carnot makinesinden elde edilen işi soldaki makineyi tersine çalıştırmak için kullanalım. Neden olmasın? Burada sisteme iş yapmamız lazım.
Bu işi de bu makineden elde edebiliriz. Evet. Elde edeceğimiz toplam iş sıfıra eşit olmalıdır. Çünkü sağ taraftaki makineden elde ettiğimiz işi sol taraftaki makinede kullanıyoruz. Bunun anlamı eksi W üssü eşittir W ve W'nin sıfırdan büyük olması bu tarafta sisteme iş yaptığımızı gösterir. Evet. Biraz önce epsilon üssü büyüktür epsilon dedik. Dolayısıyla eksi W üssü büyüktür bölü Q1 üssü büyüktür. Eksi W bölü Q. Ancak eksi W üssünün W ile aynı olduğunu biliyoruz. Buna göre W bölü Q1 üssü büyüktür. Eksi W bölü Q1 olur. Burada W eksi Q1 olur. Bunun anlamı Q1 küçüktür. Q1 üssü oldu. Q1 değeri sıfırdan küçük. Unutmayın, bu makineyi geriye doğru çalışıp yukarıya doğru ısı pompalıyoruz. Q1 üssü büyüktür 0 çünkü sağdaki makine sıcak ısı deposundan ısı çekip bir kısmını soğuk depoya aktarıyor. Bu ilginç durum çünkü buna göre eksi parantez içinde Q1 üssü artı Q1 sıfırdan büyük. Bu çok ilginç bir sonuç. Çünkü sistemin tümünde yapılan bir iş yok. Burada bir iş oluşuyor ve bu iş burada harcanıyor. Bu düzeneyi sistem çevresine de ortam kabul edersek burada yapılan bir iş yoktur. Bu iki makine birbirini iptal etmektedir ama buna rağmen yukarıya ısı gitmektedir. Bu nasıl olur? Bu olmaktadır. Çünkü ilk başta yaptığımız varsayımda bir hata var. Bu varsayım asla doğru olamaz. Bu imkansız. Bu imkansız. Buna göre tersinir çalışan her makinenin verimi 1 eksi T1 bölü T2 olmalıdır. Bu sonuç yukarıda çizdiğimiz tek bir çevrimle sınırlı değildir. Elinizde yüzlerce basamaktan oluşmuş bir çevrim olabilir. Ancak böyle bir sistem son derece basit adiabatik ve izotermal basamaklara ayrılabilir. Mesela çevrim son derece karmaşık basamaklardan oluşabilir. Prensip olarak tersinir olması kaydıyla bu çevrimi son derece basit izotermal ve adiabatik basamaklara ayırmak suretiyle formülize etmek mümkündür. Bu çevrimler son derece ufak olabilir ama nihai olarak çözümler aynıdır.
Burada bulduğumuz sonuca göre DS'nin çevrim integrali sıfırdır. Ve bu genel bir sonuçtur. Entropi yani S genel anlamda bir hal fonksiyonudur. Daha önce de bunu ispat etmiştik. Fakat bu değeri hesap etmek için tersinir bir yol bulmamız gerekir. Ancak ortada olan bir gerçek var. O da bu fonksiyonun genel anlamda bir hal fonksiyonu olması. Evet. Şimdi eğer biraz geriye gider ve Carnot çevrimine dönersek, bu bir seri tersinir basamaktan oluşan bu çevrimi yeni tersinir çevrimizle karşılaştırmak bize epey yarar sağlar. Gerçek bir makinede ancak belli oranda tersinir sınıra yaklaşabiliriz. Tabii bu mükemmel bir tersinirlik olmaz. Burada ne olduğunu görmek pek o kadar zor değil. Çünkü önce bu tersinir çevrimi alalım, onu belli oranda değiştirelim. Burada tüm basamakların tersinir olması yerine basamaklardan birini tersinmez yapalım. Bakalım bu durumda ne çıkacak? Bakalım ne olacak? Mesela bu tersinir izotermal basamak yerine tersinmez izotermal bir basamağımız olsun. Tabii bu farklı bir izotermal basamak olacak. Tersinir durumda iç basınca hemen hemen eşit olan bir dış basınca karşı bir kuvvet uygulanır. Şimdi bunu böyle yapmayalım. Bunun yerine basıncı aniden birdenbire düşürelim. Sistem düşük basınca doğru aniden genleşsin. Tabii bu durumda daha az iş elde edeceğimizi biliyoruz. Bunu daha önceden gördük. Hatırlarsanız tersinir durumdaki iş çevrim alanına eşitti. Tersinmez durumdaki iş ise bu eğrinin altındaki alandır. Tabii bu durumda tersinir durumla tersinmez durum arasında bir fark meydana gelir. Evet. Bunu yaparsak bakalım burada neler oluyor bir görelim. Tersinmez makinemizdeki bir tire 2 basamağında kesin olarak bildiğimiz bir şey varsa tersinmez durumdaki eksi W değeri ki bu makineden elde edilen iş tersinir durumdaki eksi W değerinden daha küçük olacaktır. Dolayısıyla tersinir iş büyüktür tersinmez işten. Her iki durum için delta U değeri eşittir Q artı W olduğundan buradaki delta U değeri Q tersinmez artı W tersinmez olur. Tabii ki U bir hal fonksiyonu olduğundan delta U değeri her iki sistemde de aynı olacaktır. Yani delta U değeri aynı zamanda Q tersinir artı W tersinir olur. Biraz önce gördüğümüz üzere bu değer bundan daha büyüktü. Fakat toplamlar birbirine eşit. Dolayısıyla Q tersinmez küçüktür. Q tersinir olmalıdır. Başka bir deyişle tersinmez bir izotermal genleşme sıcak depodan tersinir bir izotermal genleşmeden daha az ısı çeker.
Yapılan iş daha düşük olduğundan dolayı çekilen ısı miktarı da aynı olacaktır. Çünkü delta U değeri aynıdır. Dolayısıyla daha düşük basınca doğru olan genleşmede tersinmez genleşme sıcak ısı depozundan daha az ısı çeker. Şimdi de tersinmez makinemizin verimine bir bakalım. 1 artı Q2 bu tersinirdir. Bölü Q1 bu da tersinmezdir. Bu değer 1 artı Q2 tersinir bölü Q1 tersinir değerinden daha düşük olmalıdır. Daha küçük olmalıdır ki bu da tersinir durumdaki verimdir. Bu negatif sayının büyüklüğü bu negatif sayınınkinden daha fazladır. Dolayısıyla bu değer yani tersinir verim tersinmez verimden daha büyük olur. Bu ifadeyi tek bir tersinmez basamak için bu ifadeyi tek bir tersinmez basamak için çıkardık ama burada bilmemiz gereken yegane şey bu değerin yani verimin daha küçük olduğudur. Bu her tersinmez makine için geçerlidir. Buradaki en önemli nokta tersinmez verimin tersinir verimden daha küçük olduğudur. Ancak buradaki Q1 değerinin tersinir durumdakinden daha küçük olduğunu biliyoruz. Yani DQ tersinmez bölü T değeri DQ tersinir bölü T değerinden daha küçük olmalı. Bunun anlamı DQ tersinmez bölü T'nin çevrim integralinin sıfırdan küçük olduğudur. Sadece tersinir durumda DQ tersinir bölü T'nin çevrim integrali sıfıra eşit olur. Bunu genel bir şekilde yazarsak ki bu husus Clausius tarafından formüle edilmiştir. DQ bölü T2'nin çevrim integrali küçük eşit sıfır şeklinde tanımlanır. Yakında yakın zamanda izole sistemlerde entropinin asla azalmadığını ve sürekli arttığını göreceğiz. Bunun anlamı kendiliğinden olan her işlemin entropiyi artıracağıdır. Sadece tersinir işlemlerde bu değerin sıfır olduğunu göreceğiz. Herhangi bir tersinmez işlemde bu değer sıfırdan küçük olur. Bu hususa gelecek dersimizde bakacağız. Ve kendiliğinden olan olayların yönünü belirleyen faktörlere bakacağız.